Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumlar bizler için çok çok değerli arkadaşlar. 11 bin öğrencimize yaptığımız anket sonrasında öğrencilerimizin çoğunluğu yazıların 23 Mayıs haftasında, %10 ise 16 Mayıs haftasında başladığını söyledi. Ama öğrencilerden gelen yorumlara baktığımızda, hocam yazılarımızla alakalı provalar bir an önce başlasın dedi. Twitter, Arda Aga oyunda, Bedir alan her biri, hocam erken kalkan işine, şeker katar aşına, erken kalkan yol alır dedi. Yani hocam bir an önce yazılı provalarımız gelsin dediler ve bizler de sizleri kırmadık. 16 Mayıs'ta yazılı kampımıza başlıyoruz arkadaşlar. Sizler için mükemmel yazılı provalar hazırladık ve ikinci dönem yazılı notlarımız da hazır. Sizlerle birlikte yazılılardan en güzel notları alacağız ve inşallah hem üniversite sınavı için, biliyorsunuz üniversite sınavında da bu konular çıkıyor ve ortaöğretim başarı puanı açısından önemli, hem de yazılarımızda en güzel bilgilere sahip olacağız ve mükemmel bir şekilde notlarla çıkacağız bu işten. Şimdi yazılar için yapmamız gerekenler esasla belli arkadaşlar. Yazılı öncesinde yapmamız gereken en temel şey ortamımızı düzenlemek. Yani yazılıya çalışırken sanki yazılı sırasındaki ortamınızı hazırlamanız lazım. Yazılı sırasında yanınızda cep telefonunuz, şunlar bunlar olmuyor, öyle değil mi? O zaman yazılıya çalışırken de dikkatinizi dağıtacak şeylerden, bilgisayarmış, telefonmuş, televizyonmuş, bunlardan uzak durun. Çünkü 5 saat televizyonla, telefonla çalışmak yerine 1 saat steril bir ortamda çalışmak çok daha fazla başarı artırır. Yani bazen çok çalışmak değil de verimli çalışmak gerekiyor. Konularımızı çıkaracağız. Bunları hocalarımız zaten okulda, derslerde net bir şekilde söylüyor. Fizik, kimya, biyolojide, tarih, coğrafya, edebiyatta arkadaşlar buralara dikkat edin dediği yerler, hocanın sesini yükselttiği yerler, esasla soracağı yerler. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları da belli. Bizler de Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına ve hocaların sorabileceği yerlere göre bu notları çıkardık ve yazılı provalarımızı sizlere ona göre hazırladık arkadaşlar. Notlarınızı okuyorsunuz, yazılı notlarınızı okuyorsunuz, videolarınızı izliyorsunuz. Bizler sizler için süper efsanevi yazılı videolar hazırladık. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyolojide hem video provalarımızı izleyerek hem notları okuyarak en yüksek notları alacaksınız inşallah. Yazılı sırasında mutlaka moralinizi bozacak tipler olacak. Diyecekler ki abi yapamazsın, edemezsin, senin çank zar sarıyor önce. Böyle kıl kıl tipleri göreceksiniz. Onlara söyleyeceğiniz tek şey şu: beni bir sal, beni bir bırak, beni bir çekil yanımdan. Ben yazılarıma çalıştım, notlarımı okudum, provalarımı izledim, hocalarımı dikkatle dinledim. Yazılarında iyi bir not alacağım diyeceksiniz. İnşallah deyip gireceksiniz. Yazılı sonrası çok çok önemli arkadaşlar. Eksiklerimizi not edeceğiz ve yazılı sonrasında hocanın kanaatini unutmayacağız. Yani yazılı bitti gitti artık tatile giriyorum ben değil. Mutlaka mutlaka hocalarımıza eksikleri konuşup tartışıp oralardan da bir kanaat notu almayı unutmayacağız arkadaşlar. Sonuç olarak üniversite sınavı içinde not ortalaması önemli olduğundan, yani hem TYT'de hem de AYT'de OBP'miz etki ettiğinden, 10. sınıf konuları hem TYT ile hem de AYT ile bağlantılı olduğundan, ki biz bu notları çıkarırken dikkatimiz çekti. Bunlar üniversite sınavı öğrencileri için de faydalı olabilecek bilgiler. Çünkü aynı şeyleri değiştirip değiştirip hem yazılılarda hem kazanımlarda hem de üniversite sınavlarına soruyorlar. Dolayısıyla bunları da güzel güzel çalışmanız lazım. Yapmamız gereken şey belli arkadaşlar. Yazılı notlarımızı alıyoruz, yazılı kamp videolarımızı izliyoruz ve son yazılardan da inşallah en yüksek notlar alıyoruz. Şimdiden sınavlarınıza başarılar arkadaşlar.